önce hoş geldiniz diyelim. Helal hoş olsun. Dost sofrası, Halil İbrahim sofrası bereketli olsun. Artsın, eşe, dosta, bütün gönüllere yansısın diyelim. Bakalım bizim bu güzel canlarımızın grup sözcüsü kim? Çok ha, buyurun. Grup sözcüsü sizsiniz. Anlaşıldı. Gönderse buyurun. Yüzünüzden böyle güzel. Sizi tanıyabilir miyiz? Bugün neredeyiz? Kiminleyiz? Neden geldik? Evet. Ben avukatım. Avukat İrfan Karaca. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayıydım. Ön seçimden 11 çıktık. 16. sıradaydık ama seçilemedik. Hani olsun. Evet, bir mücadeledir. Evet. Yürümeye devam diyelim. Şimdi bize bu fırsattan seçim yorumundan dolayı bu benim eşim Ayşegül Karaca. Benim büyük kızım Ekin Karaca. Küçük olan Öykü Karaca. Kayınvalidem Mukaddes Civelek. Bu bizim yeğenimiz, kayınvalidemiz. İşte Aynur Civelek'in de yani eşler ikisi. Çınar, Çınar Civelek. Aynur Civelek. Serdar Civelek, kayınbraderin eşi. Kayınvalidemiz. Daha doğrusu Aynur'la benim kayınvalidemiz. Böyle bir aile. Ben bakıyorum böyle, böyle çok rahat, kendine özgüvenin var, oturmuşsun. Meğer kaynanan yandaymış da ondan. Vay be. Allah öyle bir kaynana bana nasip etmedi. İnşallah bundan sonra da olmazsa. Neyse evlatlarımız görsün diyelim. Çok şanslı o kadar bana. Sağ olsun. Çocukların hepsinin büyümesinde şöyle emeği var. Ne güzel. Şaka bir yana. Bu birliktelik, bu dayanışma, bu yaşam boyu yaşarsın. Siz de gerçekten mücadele içinden geliyorsunuz. Mücadeleye devam diyelim. Umarım eşit yurttaşlık hakkımızı, aydın yardımlarımızı, kaybolan insanlık değerlerimizi, siz de sizler gibi böyle canlarımızı üreten insanlarımızın aracılığı ile tez zamanda kavuşuruz. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Biz başaramadık. Umarım yeni gençler başarırsınız bunu. Anacan, vallahi eşim çok güzel şeyler söyledi senin için. Bir de adın da Ayşe Gülmüş. Evet. Hem Ayşe hem de Gül kısımda var. Evet, Ayşe Gül. Ne güzel. Teşekkür ederim. Adınla yaşa bize derler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ayşe Gül Karacan. Kendim hemşireyim. Aslında Giresun. Sağlık üretiyorsunuz. Evet, ne güzel, evet, ne güzel. Evet. Giresunluyum. Eşim yanımda çok mutluyum. Tabii ki kesinlikle. Bugün hep beraber ailece bir yorgunluk atalım diye geldik. Sizlerle karşılaştık. Çok mutlu olduk. Biz teşekkür ederiz size. Yaşam yüzünüze gülsün. Size de iyi eğlenceler diliyoruz. Ya hiç ben korkma almayacağım vallahi. Zaten bize de kalmamış. Hemen hemen koyalım. Neyse yüzüne böyle gülsün. Size bir kısa tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Serdar Civelek. Eniştemin seçim yorgunluğunun atması için bir araya geldik böyle ailecek. Güzel bir günde sizlerle tanıştık, sağ olun, kaynaştık. Ben özel bir şirkette yöneticiyim. Eşim Aynur Civelek, o da sağlık sektöründendir ebedi. Bu da bizim oğlumuz. Az önce kardeş bana şey dedi ya, beni dinlendirmeye getirmişler sözde. Burada her şeyi ben yaptım, eşim hiç yardımcı olmadı dedi. Olur mu böyle hayat dedi. Ben her konuda yardımcı olmaya çalıştım ama genel tabiattır herhalde. Hanımlar hep yardımcı olmadığını söylerler. Öyle mi? Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz, sağ olsunlar. Ya ne diyor, inkarcılar mı? Vallahi bilmiyorum ama herhalde. Ya şaka bir yana. Memnun kalmıyor ya. Belki de. Yaptığım işten belki memnun kalmıyor olabilir. Evet. Eşimi tanıyalım. Aynı önce benim. Ben sağ olun. Bir hemşireyim. Bir daha geçip niye geldim? Teşekkür ederim. Ne güzel. Bu birlikteliğiniz daim olsun. Sağ olun. Çocuklarınızın geleceği, şansları, tahtları, bahtları gönüllerce yaşansın. Emekleriniz de boşa çıkmasın diyelim. Çok sağ olun. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Evet, şimdi dağılmayan bu grubumuzun grup sözcüsü kim olsun? Gençlere mi verelim, büyüklerden birine mi verelim? Büyüklere verelim. Bu çekirdek yiyen kısma verdim ben bile. Yani, önce çekirdek diyorsun, öyle mi? Büyüklerimiz. Evet, duygularımızı, düşüncelerimizi alalım. Babacan, seni tanıyabilir miyiz? Reyhan Erdoğan ben. Hoş geldiniz, bugün neredeyiz, kiminleyiz, niye buradayız? Ne gibi başlıyor? Bir pazarımız var, ondan dolayı.
köy dernek gelenek eğlencesi diyelim. Başkanımız sağ olsun. Başkanımızın sayesinde insanlar birbirini görüyor. Daha bir farklı bir tanımayan gençler var birbirini görüyor. Yani güzel bir şey bu. Kimlerle buradayız şu an? Ailemiz. Amcamın oğlu Bilal. Amcamın oğlu. Oğlu Bilal. Amcamın oğlu eşi aynı zamanda baldızım. Eşim, kardeşim, oğlum, kızım mı da? Aynen. Ben az önce bu anacanla konuştum. Demek eşin oluyordu değil mi? Öyle demiştin. Evet. Ya dedi beni burada işte sözle eğlenmeye, dinlemeye gelmişiz. Yine beni çalıştırıyorlar dedi. Hiç bizde erkek çalışmaz dedi. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Mangalı yakıyoruz daha ne yapıyoruz? Mangalı ben beceriyorum daha. Onlar da yeme içmeyi kaçırdı. Onu da dedi mangal da yakmazlardı. Sırf dedi eti çok sevdikleri için, kendileri için yaktılar. Ya hakikaten de mangal, öyle mi? Mangal her yerde bana aittir. Oy canım benim. Mangal. Ne güzel yaşam böyle birlikteliktir, dayanışmadır. Şaka bir yana yüzünüz hep böyle gülsün. Siz bir hocam, şöyle bir anacanla konuşalım. İyisiniz. İyiyim, teşekkürler. Nasılsın? Epey genç erkek var burada. Evet. Bayan olarak azıcık nasıl? Belli ki yük sırtların da iyi, sırtın da yine. Hep öyle evet. Böyle. Evet. Evde çalış, burada çalış. Ne olacak bu halimiz? Bilemiyorum. Sonu hayırlı olsun da. Değil. Adınızı alabilir miyim? Sultan Erdoğan. Sultan Erdoğan. Evet. Bugün Gafur Efendi Köyü Derneği size böyle güzel bir gün yaşatıyor. Evet. Kentin o gürültüsünden, o korkunçluğundan bir günlüğüne de olsa kopardı, getirdi buraya. Dernekle ilgili bir duygunuz, düşünceniz var mı? Deneyim adına gerçekten çok mutluyum. Böyle güzel şeyler bize yaşatıyor. Birlik, beraberlik. Başkanımız sağ olsun. Çok güzel işler başarıyor. Peki derneğimizin kadın kolları var mı? Var. Var değil mi? Evet. Siz de orada görevli misiniz? Yok. Toparlayacağız. Daha yeni. Toparlayacağız inşallah. Bakın bizim toplumumuzda güzel bir söz var. Kadın evet. Elinin değmediği hiçbir emek ve yaşam bulmaz. Evet. Değil mi? Dolayısıyla evet. Siz de bu emeğe katkıda bulun diyoruz. Tabii ki. Sağ olun. Şimdi başkan. Gençler adına ya gel sen çok konuşmak istedim. Çok meraklı. Ben biliyorum. Yönetim başkanı. Yönetim. Neyse şaka bir yana, gençler geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın teminatı, evet, hayatın hangi alandayız, neler yapıyoruz, bugün bu düzenin biz gençlerimizin duygularını, düşüncelerini, onların arzularını, ihtiyaçlarını yerine getiriyor mu, değer veriyor mu? Bir genç olarak dilinden alayım. Valla gençlerin ne istediği belli. Et var dediler, geldik. Ne bak kesin. Mangalı büyüğe atıyoruz. Temizliği, yemeği falan. Annelerimiz, ablalarımız atıyoruz. Burada eğleniyoruz. Bir arada bir şekilde bir aradayız. Konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Sıkıntılarımızı paylaşıyoruz. Derneğimiz adına mutluyum. Dernek başkanından mutluyum. Şimdi derneğimizin gençlik kolları yokmuş. Evet. Az önce sizin gibi gençlerimizle söyleştik. Gençlerimizin de mutlaka sivil toplum örgütleri içinde yer almaları. Çünkü aydın yarınlarımız için, mutlu geleceğimiz için olmazsa olmazlarımızdan sivil toplum örgütleridir, derneklerdir. Ve bunların da bence en doğru motivi siz gençlersiniz. Siz gençler bunun neresindesiniz? Biz gençler olarak tabii ki bilinçliyiz ama yani bunun illa bir sivil toplum örgütünde olmasına gerek yok. Birlikte olduğumuz her anda bunu gerçekleştirebiliyoruz zaten. Bugün buradayız. Yani herhangi bir gençlik kolu olmadan da buradayız. Ve birbirimize destek veriyoruz, görüşüyoruz. Dediğim gibi yani fikirlerimizi de paylaşıyoruz. Tabii ki gençlik çok önemli. Geleceğin nesliyiz, geleceğiz biz. Bir şekilde bırakanların yerine biz geleceğiz bir şekilde. Yani tabii ki örgütlenmek önemlidir. Örgütlenmek toplu hareketlenmedir. Toplu hareket etmektir. Kafana göre değil, bireysel olarak değil, toplumsal olarak hareket etmektir. Bunun bilincindeyiz. Ama şu anda bizim derneğimiz olarak bir gençlik kolumuz olmasa dahi biz birlikte hareket ediyoruz yani bir şekilde. Çünkü online ortamlarda da olsa sürekli biz bir grup halindeyiz. Tabii bu da bir nevi değil mi? Örgütlük sayılır. O yani, sosyal medyada da bir tabii grup sayılır. Zaten gruplar var orada. Tabii çok grup var. Yani futbol takımından tut. Parti gruplarına kadar sosyal medyayı bu arada çok iyi kullanıyoruz. Evet çok güzel. Kapı Efendi olarak. Bir genç olarak hayatın hangi aşamasındasın, hangi alandasın, neler yapıyorsun, neler üretiyorsun? Şu an çevre mühendisiyim.
uzmanlıklarım var. Fabrikaları denetliyorum. İş güvenliği kapsamında, çevre görevlisi uzmanlığı kapsamında. Yani işiniz var. İşim var, evet. Çok güzel. Çalışıyorum. Olan hayatıma memnunum. Yeni evlendim. Güzel diliyoruz. Teşekkür ederim. 28 yaşındayım, yeni evlendim. Yani mutluyum. Yani hayat benim için güzel gidiyor tabii ki de. Benden sonra gelecek arkadaşlara da yönlendirmeye çalışıyorum bir şekilde. Piyasadan sonuçta az çok haberimiz oluyor. Fabrikaları ve değişik yerleri gördükçe, çalıştıkça, belli şeylerden haberimiz oldukça ben de genç kardeşlerime... Gençlere öneriyorsun değil mi? Öneriyorum tabii ki. Yardımcı oluyorsunuz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ettik. Ne mutlu. Sizin gibi yürekli, üretken gençlerimiz var. Güvencemizsiniz. Evet, inşallah. Biz bir şeyler yapamadık. Ben de öğretmenim, edebiyat öğretmeniyim. Size mutlu yarınlar bırakmadık ama umarım bizim yapamadığımızı siz yaparsınız. Aydın yarınlarımızı siz sağlarsınız diyelim. İnşallah. Hoşça kalın. Yetiştiniz. Dostça kalın. Genç kalın. Genç üret diyelim. Teşekkür ederim. Yadıktır fazla sıkıştırma. Bu da yabancı değil. Her şeyle karışmıyor tersiz olarak. Yani adı Ali üstelik bak adı da güzel yani. Sayın hocam, Kürt Sultan'ın bir lafı var. Dönen dönsün ben dönmezem yolundan. Yani bu yol CHP yolu olursa da CHP değil. Ben milyon kere olsa milyon kere Ali'mi doğacağım. Milyon kere ve canlarımı seviyorum. Ben dostum için buradayım. Dostum için canım gitse de nafile. Ben can ne ki? Eyvallah. Ne ki? Bu erenler burada. Ben de canım, ben de sen, ben ya. Alevilik. Biz Aleviyiz ama Alevilik bilmiyoruz. Yeter bu kadar. Fazla da bilmiyoruz. Hiç gerek yok. Bilmiyoruz. Vallahi billahi bilmiyoruz. Ben canım benim. Ben beynirlenmezler öğrenmenlerini yapıyor. Sayın hocam. Öğretmenler bir şey yok. Geziyor, rica eder. Mesleğini yapıyor. Bu yürekten gelen şey. Her şey bilmem. Biz de öğretmen. Kız Sultan'dır, Ali'dir, Hacı Bektaş'tır. Bunlar çünkü öğretildiği için. Hazreti Ali ne demiş? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Yol taşımdan görüyoruz. Kutsallığımız olur. Sefemizi bizden seviyoruz. Ben elini öpmek istiyorum. Ben buna inanıyorum bak. Tamam Berkudar olasın, Pilikal olasın. El öpenlerin çok olsun diyelim. Bir tane oğlum var. Rızkın bol, sağlığın yerinde. Evlatlarının, hanenin rızkı yönünüzce olsun. Gelen eleklere, gören eleklerime, pirime, Hacı Bektaş'a, Pir Sultan'a, Hızır'a, Düzgün Baba'ya bağlıyım. Ve özünden bağlıyım, yüreğinden bağlıyım. Diğer ben hiçbir hikaye. Daha ben değilim yani her şey. Hani ben seviyorum onu ya, gelmiyorum. Ben sen söylüyorsun. Evet. Öpüşün durun. Tarihi bir buluşma, tarihi bir an. Yemin ediyorum, seviyorum. Dürüst, hak edenlerim. Aynen. Ali abi, ben de karım kaynadı takılıyorum işte böyle. Kaynıyorum da bir kez muhabbet ettik seninle. İşte böyle yakından takılıyorum. Para hak bağcı bu. Sen bu git hayasta. Hatta hak bağcı bu. Seni çok seviyoruz. Oğlum kocamın mama kumaniye bırayayım. Leo çok cümin derim. Ben bunu çok yaşadım acıktığını. Acıktığını çok yaşadım biliyorum abisi. Bizde bir söz vardır. Dert söyledim. Ya çekmiş ne yapsın yani o çektiklerini ifade etmek zorunda. Yani çekmiş adam. Mustafa abi senin telefonunu alacağım mı sana göstermek istiyorum. Ama bak telefonu var bize ya. Tamam sevgili aslarım. Ara ne demek her zaman buluşalım görüşelim. Ayrıca ben fikirlerime, dedelerime, inancıma saygım ve sevgim sonsuzdur. Ben bu inanca inanmışım. Hakikaten bundan dürüstlüğü bulamıyorum. Ben de ocak sahibiyim. Yani yok tabii, yok bundan dürüstlüğü yok. Yerimiz farklı yani. Hocam, İnancımız, kültürümüz hoştur, değerlidir. Biz de ona saygı duyuyoruz, biat ediyoruz. 33 yıldır devlet tarihinde çalışıyorum. Her türlü insana karşılaştım. Ben ama özümden, benim gibi yakışıklısını görmemişsin. Estağfurullah. özümü çok seviyorum. Çok yorum yapmak istemiyorum. Aynen. Katılıyorum esprili bir yana. Ne mutlu bize. Gerçekten kesinlikle. Güzel bir felsefenin, güzel bir inancının insanlarıyız.
sana hak radyo. Sarak radyo. Yeter. Ne yapayım abi? Oy. Analı babalı büyüsün canım benim. Oy. Sağ olasın. Oy. Şansı, tahtı, bahtı, gönlünüz olsun. Ne diyelim? Abi. Kaç aylık? 45 gün. Öyle mi? Oy canım benim. Hanemizin yaşam kaynağı olsun. Ya hayır, sen niye böyle erken gidiyorsun? He? Gidiyor musun? He, kardeşim yatıyor, yanına gidiyor. Öyle mi? Hasta mı? Hasta. Yetti, bir yardımcısı olsun. Bol şifalar diliyoruz. Kızlar yanında olsun, ne diyeyim başka ya? Sen de bizim öyle şanslılar yanında olsun. Aynen, çekiyoruz o da, sen farkında değilsin bile. Ben de kızımı çekerim. Ben de kızımı çekiyorum. Siz de bunu çekin. Sağ ol. Onları da çek, kamera aç. Çekelim. Bak, bensiz o çay içiyorsun ondan öyle. Neyse, sana da ısmarlayayım. Vay, sağ olasın bacım, sağ ol. Sağ ol, helal hoş olsun. Bu birlikteliğiniz bir ömür böyle daim olsun. Ne mutlu sizlere böyle dayanışma içinde yan yanasınız. Güzellikler yaşıyor, yaşatıyorsunuz. Kültürünüzü, inancınızı, varlıklarınızı metropolde de olsa yaşatıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Kutluyorum sizi. Teşekkürler, çok sağ olun.